mekanlarına davet ediyoruz. Kandırdılar bize. Haberin merkezine Çoban Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. Kuzey Irak'ta Kaniraş bölgesinde PKK'lı teröristler askerlerimize saldırdı. Üst bölgesine düzenlenen o saldırıda bir asker şehit düştü, bir asker de yaralandı. Saldırının ardından kaçan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı. Diktatörler bunu yapar dedi. 15 milletvekilini İyi Parti'ye gönderen CHP liderine ver yansın etti. Karşımızda kim olursa olsun önemli değil diyen Erdoğan'ın adayını henüz açıklamayan Kılıçdaroğlu'na bir de çağrısı vardı. Sen bunları ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun, gönderiyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar. Sen seçmedin, millet seçti dedi. 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçiş kararına çok sert tepki gösterdi. CHP liderine diktatör eleştirisiyle yüklendi. Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Diktatör görmek isteyen siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. Erken seçim kararını il başkanlarına anlattı Erdoğan. CHP liderinin milletvekillerine yaptığı aday tarifi vardı hedefinde. Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın. Ekonomiyi iyi biliyorsun. Ya bulamazsın. Çünkü senden daha iyisi yok. Kapalı toplantıda kurmaylarına Abdullah Gül'e üzüldüm dediği konuşuluyordu. Ama o konuya girmedi Cumhurbaşkanı kameralar önünde. Üstü kapalı verdi mesajlarını. Bizim için önemli olan karşımızda kimlerin olduğu değildir. Bunu sakın gündeminizde bile tutma. Muhalefetin bu ülkede sorozları çoktur. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola, harman ola. Umutlarını 24 Haziran'a bağladılar dedi, meydan okudu. Şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdalar. Yine başaramayacaksınız. Hatay ziyaretini gündeme taşıyarak bir kez daha Kılıçdaroğlu'na çevirdi eleştiri oklarını. Yürüyeceksin, Kemal yürüyecek arkandan. Plan, proje, her şey bizde. O da sağ olsun yine kırmıyor bizi, geliyor arkamızdan. Yeni dönemle ilgili vaatlerini de sıraladı. Daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, daha fazla zenginlik derken 24 Haziran'ın yeni bir milat olacağını savundu. Hedefini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aldı. Erdoğan'ı destekle çağrısı yaptı. Gül'e uyarılarını sıralayan MHP lideri Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mısınız sorusuna da yanıt verdi. Bizim böyle bir arzumuz da yok, pazarlığımız da yok. Niyetim yok dedi, daha ittifak protokolü sunulmadan olası tekliflere kapıyı kapattı. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse yardımcılığını da MHP'nin kabinede yer almasını da düşünmediğini açıkladı. Söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz. Çünkü hareket öyle bir duruma düşemez. Sandık için geri sayım sürerken erken seçim gündemiyle kameraların karşısındaydı Devlet Bahçeli. Muhalefet cephesindeki Gül tartışmalarını önceliğini aldı, eski Cumhurbaşkanı'na tavsiyelerini sıraladı. Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Abdullah Gül Bey siyasi birikiminin hepsini siyasette sıfırlanmam. Ama yine de ben aday olmayı düşünüyorum diyorsa... Gül Davutoğlu görüşmesinin yanı sıra Davutoğlu'ndan gelen açıklamalar da soruldu Bahçeli'ye. Sayın Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki vasat onun görüşünü iflas etmiş demektir. Davutoğlu kendisini çekmiş, gerçeği görmüş. Abdullah Gül'e de böyle bir gerçeği görmeyle de bir davet çıkarmıştır. Sayın Gül görecek mi görmeyecek mi onu bilemiyoruz. Ve 5 MHP milletvekilinin İyi Parti'ye geçeceği iddiaları, o iddiayı bizzat ortaya atan isimdi MHP lideri. Bursa milletvekili Kadir Koçdemir beklenen hamleyi gerçekleştirdi. MHP'de şansını kaybetti, İyi Parti'de mi arıyor dedi Bahçeli. Diğer 4 vekilin adını vermedi ama yeni milletvekili listesini işaret etti. Kimi çıkardıysak onlardır dedi. Kritik ve önemli bir gelişme, CHP ve Saadet Partisi'nin adayları merak edilirken az önce bir açıklama geldi. Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs'ta açıklayacak. Partiden yapılan açıklamada 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim için belirlenen adayın 3 gün sonra yani 1 Mayıs'ta açıklanacağı belirtildi.
Erken seçim ana muhalefette iktidar kanadını yine karşı karşıya getirdi. Siyaset yine sözcülerin atışmasına sahne oldu. CHP'li Tezcan açıklama yaparken bir partili de ona doğru yöneldi. CHP sözcüsü Tezcan Cumhurbaşkanı'na yüklenirken hükümet sözcüsü de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. %49 oy alıp seçilmiş bir başbakanı başbakanlık koltuğundan edenlere baksın. Büyük bir siyasi ahlaksızlığın yaşandığını görüyoruz. Türk halkı alavericilere, dalavericilere sandıkta dalacak. Gündemin sıcak başlıklarını değerlendirmek için kameralar karşısına geçti Tezcan. İşte tam o sırada bir ses yükseldi genel merkez koridorunda. İlçe başkanı, belediye başkanı adayım. Çok zor durumdayım. Kendini CHP ilçe başkanı olarak tanıtan biri Tezcan'a doğru yöneldi. Araya partililer girdi. Cumhuriyet Halk Partileri maalesef bu katılmamız O şok sonrası Tezcan basın toplantısını bitirdi, kürsüden ayrılmak üzereyken haberciler sorularına devam etti. Erdoğan'ın 15 vekil eleştirilerine cevap verdi. Bir demokrasi kahramanı olarak bir önemli görevi ifa etmişlerdir. 15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. 15 ismin partiye geri dönecekleri iddiası da vardı her iki ismin de gündeminde. Kendi ikbal ve istikballeriyle ilgili bir hesapları olmamıştır. Hala da yoktur. Pazarlık kirli mi değil mi? Bir bedel karşılığı anlaşma var mı yok mu hep beraber göreceğiz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu. Tezcan 5 Mayıs'a kadar isim belli olacak dedi. O ismin hala açıklanmamasını Bozdağ sert eleştirdi. Demokrasiyi güçlü bir şekilde yeniden kuracak bir önemli adımın eşiğindeyiz. Madem bu kadar çekişmeye, boy ölçüşmeye meraklısın, halkımız ikinizin de boyunu ölçsün, ikisinin de ölçüsünü elinize versin. Buyurun çıkın meydana. Önce Türkiye sonra Amerika'dan geldi açıklama. Dışişleri Bakanı Amerikalı mevkidaşıyla görüştü. Yol haritası uygulanırsa YPG'liler Memliç'ten çekilecek dedi. Çekilme olmadığı takdirde Türkiye'nin operasyon yapacağını açıkladı. Aksi takdirde biz zaten mecburen bu teröristlere müdahale etmek durumundayız. Yol haritasına sadık kalınırsa YPG tehdidi ortadan kalkacak. Olmazsa Türkiye bir kez daha operasyon yapacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla Suriye'de atılacak adımları masaya yatırdı. Buralardan YPG, PKK çekilecek ve buraların kimin yöneteceğine, kimlerin görev alacağına birlikte karar vereceğiz. Trump'ın yeni atadığı bakan Mike Pompeo ile Çavuşoğlu ilk teması sağladı. ABD'nin Suriye politikasında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusuydu. İlk görüşmede işbirliği kararı çıktı. Bu yol haritasını onayladıktan sonra uygulama safhasına geçeceğiz. Bu şekilde Münbiş modelini Fırat'ın doğusuna da uygulayacağız. Birlikte adım atılacak ama Suriye konusunda Amerika bir öyle bir böyle. Yani daha önce verdiği sözleri tutmak bir yana terör örgütüne silah vermeye de devam etmişti. Yeni bakana Çavuşoğlu kaygılarını iletti. Henüz daha onaylanma safhası bitmedi. Uygulama safhasını da göreceğiz. O görüşmeden sonra ABD'den de bir açıklama geldi. Münbiş'te ortak yol bulunması için müttefikliğin önemli olduğunu belirtti. Yeni evli çifti tanıyanlar her ikisinden de haber alamayınca meraklandı. Evlerine gidip camdan içeri baktıklarındaysa çok acı bir tabloyla karşılaştı. Daha 40 gün önce evlenmişlerdi. O gün yaşadıkları mutluluk fotoğraflarda kaldı. Birkaç gündür çiftten haber alamayan yakınları eve girdiklerinde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Romanya asıllı olan ve Türk vatandaşlığına geçen Sevil Bektaş 43 yaşındaydı. İlk evliliğinden iki oğlu vardı. Eşinden boşandıktan sonra Abdülvahap Bektaş'la tanışan iki çocuk annesinin kahvehane işleten Bektaş'la 3 yılı aşkın bir ilişkisi vardı. O mutlu anlarına ait fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaşıyorlardı. Ve çift birlikteliklerini 16 Mart'ta kıydıkları nikahla resmileştirdi. Birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre çevrelerine yansıttıkları bir anlaşmazlıkları yoktu. Sevil Bektaş en son 3 gün önce evden çıktı. Diş hekimine gitti. Sonra da bir daha ne onu ne de kocasını gören oldu. Komşuları şüphelendi. İkisinin de telefonları kapalıydı. Pencereden içeri baktıklarında Sevil Bektaş yerde kanlar içinde yatıyordu. Komşuları camı kırıp içeri girdi. Sert bir cisimle başına vurulan Sevil Bektaş hayatını kaybetmişti. Komşular hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evde yaptıkları aramada çatı katında Abdülvahap Bektaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İlk tespite göre Abdülvahap Bektaş eşini öldürdükten sonra
sonra hayatına son vermişti. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölümleriyle ilgili de soruşturma başlatıldı. Otomobilini park edecekti, kendini bir anda sulama kanalında buldu. Son anda aracın penceresine çıkan sürücü akıntıda ölüm kalım savaşı verdi. Gereksizimizi tut! Bana atıyorlar! Tam 500 metre boyunca kanala uçan otomobilin penceresinde böyle sürüklendi. Herkes seferber oldu. Sürücü cam pazarından can simidiyle kurtuldu. Araba geçsin ya! Gazeteci Lütfü Küpeli aracını yol kenarına park edecekti. Canan Yılmaz otomobiliyle arkadan çarptı. Küpeli de aracıyla birlikte sulama kanalına uçtu. Can simidini tut! Ölüme adeta aramak kaldı. Küpeli pencereden dışarı çıktı. Kanalda sürüklenen araçta yardım bekledi. Bana atıyorlar! Bak o yana yönel! Araba tam batmamış ya. Çevredekiler Küpeli'ye can simidi attı. Araba geçsin ya! Can simidi elinden kayınca çevredekiler de kanala atladı. Küpeli'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Yanaşıyordum, arkadan bir tanesi vurdu. Vurunca kanalım sağ taraftan gidiyordum. Önüme birden kırdı. Birden kırınca kanalı adam sağ tarafa yaklaşıyor zaten. Almanya'da yaşayan makyaj modeli trafik kazasında hayatını kaybetti. Acı haber yakınlarını da, ailesini de yasa boğdu. Henüz 36 yaşında, güzeller güzeli bir makyöz ve makyaj modeliydi. Türk kızı Almanya'da geçirdiği feci kazada hayatını kaybetti. Hamburg'da yaşayan 36 yaşındaki Gülhan Abacı, eyalet milletvekili Kazım Abacı'nın yeğeniydi. Güzelliği ve yeteneğiyle sosyal medya fenomeni oldu. Hem kendi üzerinde uyguladığı hem de başkalarına yaptığı makyajları sosyal medya hesabında paylaşıyordu. Tam da kariyerinin başındayken o feci kaza yaşandı. Salı akşamı Gülhan aracıyla Hamburg'a doğru gidiyordu. İddiaya göre 200 km hızla gelen lüks otomobil Gülhan Abacı'nın aracına arkadan çarptı. Gülhan'ın aracı 300 metre sürüklendi. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sevenleri yasa boğuldu. Gülhan Abacı'yı hayattan koparan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Hakkında adam öldürmeye sebebiyet vermekten soruşturma başlatıldı. İstanbul Sultanahmet'te 5 yıldızlı bir otel alevlere teslim oldu. O yangın hamamdaki göbek taşının patlamasıyla başladı. İçerideki turistlerden biri hayatını kaybetti. Göbek taşından patlamış. Öyle çıkmış. Göbek taşı patladı. Alevler hamam, sauna ve dinlenme odasının bulunduğu alanı kapladı. 4 kişilik aile ve onları kurtarmak için otele giren itfaiye erleri ölümle burun buruna geldi. Neden patladı henüz bilinmiyor. Ama Sultanahmet'teki 5 yıldızlı otelin hamamında göbek taşından yükselen duman bir anda bütün oteli sardı. Dumanı gördük, bir koşuşturma oldu. Kaçabilenler kaçtı ama yangının başladığı spa bölümündekiler o fırsatı bulamadı. İtfaiye ekipleri yardıma koştu. Onlar da boğucu dumanın içinde kaldı. İçeriden çıkan itfaiyecilerin hepsi çok kötüydü. Yani hepsine gaz maskesi takıldı. Patlayan göbek taşı içerideki aynı ailenin 4 üyesini yaraladı. Dumandan etkilenen itfaiyeciler de hastaneye kaldırıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından duman tahliye edildi. Tedavi altına alınan turist kadınlardan biri hayatını kaybetti. Bir vicdansızlığın görüntüsü var sırada. Haydarpaşa Limanı'ndan indirilen bir tırda çuvallar dolusu tilki kürkü ele geçirildi. Yüzlerce hayvan katledilmişti. Hepsi çuvalların içinden çıktı. Vicdansızlar o tilki kürklerini yurt dışından getirdi. Kürkler limanda tırın içinde bulundu. Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen gemiden indirilen kereste yüklü tır X-ray cihazından geçirildi.
Kerestelerin arasındaki çuvalları ekipler fark etti. Tır hemen aramaya alındı. Çuvalların açılmasıyla kürkler ortaya çıktı. Çuvallar dolusu tilki kürkü vardı. İnsafsızlar yüzlerce tilkiyi kürkleri için katletmişti. Tır şoförü "Kürkler benim" dedi. Hakkında adli işlem başlatıldı. Kürklere de el kondu. Şu kürkleri çıkarsak da vicdanımızı giyinsek daha çok ısınacağız aslında. Ümraniye'de okuldan dönen 11 yaşındaki Melih arkadaşı ve abiyle iki katlı bir binanın önünde dondurma yiyordu. O binanın üst katındaysa bir inşaat çalışması vardı. Küçük çocuk gölgesine sığındığı o binadaki ihmalin onu hayattan koparacağını nereden bilebilirdik? Dün gece çok olaylar yaşandı. Aşağı indim, evet, çocuğum kanlar içerisindeydi. Bir ay öncesi tuğla düşmüş bir başka şahsın kafasına aynı burada. İddiaya göre ihmaller zinciri 11 yaşındaki Melih'i hayattan kopardı. Melih'in ölümüne bir evin çatısından düşen kalas neden oldu. Güngör çifti yeni doğacak bebeklerini beklerken oğullarının ölümüyle yıkıldı. Önlemini almak mecburiyetindeler çünkü burada bir sürü çocuk oynuyor. Birisinin kafasına düşebilirdi. Benim çocuğuma denk geldi. Yavrum ihmalsizlikten öldü. Melih Güngör henüz 11 yaşındaydı. 6. sınıfa gidiyordu. Okuldan döndükten sonra eve uğradı. Ardından marketten bir dondurma aldı. Evlerinin yanındaki iki katlı binanın önüne geldi. Ancak o binanın çatısında bir inşaat çalışması vardı. 11 yaşındaki Melih abisi ve arkadaşıyla birlikte bu binanın önünde dondurma yiyordu. İddia göre burada çalışma yapıldığı esnada buna benzer bir kalas yaklaşık 10 metreden Melih'in başına düştü. Yani güzel bir yerde kutlama oldu. Usta elinden alırken elinden düşünmüştü şeyi, kalas dediği şeyi. Kafasına gelmiş ve hemen yere yığıldı. Anne Serap Güngör oğlunun çığlık sesiyle dışarı çıktı. O korkunç manzarayla karşılaştı. Çocuğum kanlar içerisindeydi. Çok kan kaybediyordu. Apar topar hastaneye götürdük. Doktorlar zaten umut yok demiş. Çocuğumuzu kaybettik. Melih'in tek suçu abisi ve arkadaşıyla birlikte burada dondurma yemekti. İşte bu gördüğünüz kalas parçası onun ölümüne neden oldu. Ailesi ise onun ölümüyle ilgili bir ihmal olduğunu düşünüyor. Çünkü evin üstünde hiçbir koruma, o kadar çocuklar oynuyor burada, çocuklarımız da oynuyor. Bugün benim başıma gelmeyen yarın belki başka çocuğun başına gelebilirdi. Onun önlemini alabilirlerdi. O yüzden benim çocuğum biraz ihmalsizlikten öldü. İddiaya göre Melih'in ölümüne neden olan o inşaat çalışmasında yaşanan ilk kaza bu değildi. O evin üstünde onlar hiçbir zaman hiçbir şekilde önlemini almamışlar. Bir ay öncesi tuğla düşmüş bir başka şahsın kafasına aynı burada. Herkes önlemini alması gerekiyor. İhmal sonucu hayatını kaybeden Melih Güngör gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Melih'in ölümüyle ilgili bina sahibi ve çatı çalışması yapan işçi gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar. Azrail'in Türkiye'deki şubesi ihmal maalesef. Dünyayı dolaşan Fransız turist Şanlıurfa'da çadır kurdu, uyudu. Onun uyumasıyla tüm mahalle ayağa kalktı. Çünkü turistle iletişime geçmeye çalışanların onunla ilgili çok büyük kuşkuları vardı. Hello. No sıkıntı, zarar yok. Akrep. Akrep burada var. Bu hayvan şey. No problem, no problem. No problem. Arrête la caméra. Şifredme. Sen Fransız. Fransız. Aslında problem büyük. Çünkü ne Fransız turist mahalleliği ne de mahalleli onu anlıyor. Hal böyle olunca da endişe büyüyor. Göze vurmaydı. Ben sen Türk'e vurmaydı. Sen turist. J'ai envie de dormir. Sen atmak. Otostopla dünya turu yapan Fransız turistin önceki durağı Mardin'di. Çadırda kalan, gittiği yerlerde yaşayanlara misafir olan turist Mardin'den sonra da Şanlıurfa'ya gitti. Boş bulduğu ilk alana çadırını kurdu. Sen nere? Baba 40 dakika İstanbul'da. Hello? No sıkıntı, zarar yok. Don't problem. Turistin çadır kurması mahalleliyi endişelendirdi. Burası bir kentsel dönüşüm bir yer. Yani bu Fransa'da gelip de burada yatmaktan artık ne? İstihbarat mı acaba? Bu neye de gelmiş buraya? Kimse bilmiyoruz. No problem, no problem. No, 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 no problem. No problem. Akrep. Akrep burada var. Bu hayvan şey. Baba, Türkçe konuş. İki tarafta aynı dilde buluşamayınca sorun da aşılamadı. No problem, no problem. No problem. Yani
ta caméra. Çıprema. Sen Fransız? Fransız. Yeah. Bir Urfa ne işin var senin? Sen tamam, küfür etme, küfür etme. Göze vurmaydı. Evet, sen Türk göze vurmaydı. Sen turist? J'ai envie de dormir. Sen atmak. Fransız turist uyandı. Çevredekilerin onu rahat bırakmayacağını fark edince de kalktı. Buraya gelip oturmasında sıkıntı yok. Nedir, necidir? Bunun polisin bir araştırması lazım yani. Çadırını toplayan Fransız, polis gelmeden daha rahat edebileceği bir yere gitti. Toplantı salonuna kurulan dev LED ekran devrildi. Tehlikeyi erken sezen işçiler canlarını kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Yüz binlerce dolarlık dev LED ekran böyle devrildi. İşçiler son anda kaçtı. Olası facia kıl payı atlatıldı. Burası Beşiktaş'ta bir otelin toplantı salonu. 7 işçi dev LED ekranı kuruyordu. Önce paneller sallanmaya başladı. İşçiler tehlikeyi erken sezdi. Üçü hemen sürüne sürüne masanın altına girdi. Diğer dördü de hızla salondan uzaklaştı. Zaten saliseler içinde de LED ekran devrildi. Şans eseri yüzlerce kilo ağırlığındaki LED ekranın altında kalan olmadı. Facia maddi hasarla atlatıldı. Köyü çekirgeler bastı, ortada ne mera kaldı ne ekin. Bütün köyü kurutan sürüyle baş edemeyen köylüler devletten yardım istiyor. Bütün ekinlerimizi, arazimizi kuruttular. Ceketleriyle çekirgeleri kovmaya çalışıyorlar. Çünkü köyü istila eden dev sürü saldırdığı her yeri kuruttu. Burası Sivirey'in Ortaköy köyü. Bir anda ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri perişan etti. Sebze, bitki, yaprak, yeşil renkte ne varsa yok eden çekirgeler önce meraları talan etti, sonra tarlaları. Bizim ekinlerimize zarar veriyorlar, meramıza zarar veriyorlar. Yani nereye giriyorlarsa kurutuyorlar. Bir senelik mahsul hepsi telef oldu. Ekinlerin başından nöbet tutan köylüler ceketlerini savurarak çekirge sürüsünün yönünü değiştirmeye çalıştı. Şu anda burada nöbet tutuyoruz çekirgelerin yüzünden. Sürüyle baş edemeyen köylüler sonunda ilçe tarım müdürlüğünden yardım istedi. Bölgeye ilaçlama ekibi gönderdi. Bu seneki çekirge istilası geçen yıllardan çok etkili diyen köylüler yetkililerden yardım bekliyor. Yan kesicilik yapmadan duramıyoruz. Bu sözler Ankara'da yaşayanların kabusu olan iki yan kesiciye ait. Neyse ki yaptıkları son iş sonrası yakalanıp cezaevine gönderildiler. Tereyağından kıl çeker gibi çaldı. Vermesi ve gitmesi 5 saniyesini bile almadı. 1 liralık sakız almak isteyen genç kadını 5000 liralık telefonundan etti. Görüntüler Ankara'da kaydedildi. Olaydan saniyeler öncesine ait bu anlar. Yan kesici ve ortağı kurbanını ararken. Çok geçmeden ikili harekete geçti. Hedeflerinde büfeden sakız almak isteyen bu kadın vardı. Yan kesici o kadar profesyoneldi ki cep telefonunu böyle çaldı. Genç kadının ruhu bile duymadı. Yan kesicilik mağduru kadın hemen polisin yolunu tuttu. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü yan kesicilik ekipleri bu görüntülerden yola çıkarak ekilinin peşine düştü. Zanlılar kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgularında yan kesicilik yapmadan duramıyoruz dediler. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bahçedeki Çin aslanı cinsi köpeği önce sevdiler sonra çaldılar. Herkül ailesinden koparan iki genç 4 gün sonra yakalandı. Biz evladımıza kavuştuk. Allah kimse evladından ayırmasın. Herkül'ü önce sevip sonra çalmışlardı. Sevimli köpek 4 günün sonunda bulundu. Sahipleri evladına kavuştu. İki genç çocuk tarafından 19-20 yaşlarında evimizin bahçesine gelerek Herkül çalındı. 4 gün önceydi. İki genç Nilüfer'deki evin bahçesindeki Çin aslanı köpeği sevmeye başladı. Sonra da bahçe kapısını açıp onu kandırdılar. Zavallı köpek hırsızların peşinden böyle gitti. Herkül'ü satmak amacıyla almışlar. Sahibi bahçede Herkül'ü göremeyince paniğe kapıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince de kahroldu. Polis ekipleri Çin aslanı cinsi köpeği bulmak için seferber oldu.
polislerin hepsi kendi köpekleriymiş gibi benimle birlikte kapı kapı dolaşarak kamera kayıtlarını izleyerek iz sürdüler. Sonunda Herkül bir evin deposunda bulundu. Ebru Bostekin ve ailesi rahat bir nefes aldı. Herkül kaybolduktan bir gün sonra oğlumun doğum günüydü Emir'in, 5 yaş doğum günü. Mumları üflerken anneciğim dilek dile dediğimizde dedi ki tek bir şey istiyorum, Herkül geri gelsin. Herkül'ü satmak için çalan iki şüpheli gözaltına alındı. Banka kredisi çeken yaşlı adam vefat edince borç oğluna kaldı. Çünkü hayat sigortası iddiaya göre kalan borcu ödemedi. Kalbi duran yaşlı adamın kronik bir kalp hastalığı olmadığını iddia eden ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Babası vefat etti, 13.500 liralık kredi borcu ona kaldı. Çünkü onlar babalarının doğal sebeplerden öldüğünü söylerken hayat sigortasına göre babanın ölüm nedeni kronik rahatsızlıktı. Sağlık poliçesi eğer kalp durmasını karşılamayacaksa neyi karşılayacak? Bankadan kredi çeken tüketicilerin aileleri onlar vefat ettikten sonra kimi zaman sigorta şirketleriyle anlaşmazlık yaşayabiliyor. Mustafa Özendi de şimdi bir kredi borcuyla karşı karşıya ve iddiasına göre yapılan hayat sigortası hiçbir işe yaramadı. Krediyi onayladılar. Krediyi verdikten sonra hayat sigortası adı altında elektronik olarak sundular bize. Biz de okeyledik. Kalp rahatsızlığı ile ilgili beyanımız veyahut da bir hastalığımız yok. 70 yaşındaki Nevzat Özendik bankadan 15 bin lira kredi çektikten 10 ay sonra evde fenalaşarak hayatını kaybetti. Hastanenin raporunda ölüm nedeni kalbin durması, ölüm belgesinde ise doğal ölüm yazıyordu. Ancak banka ödenmeyen kısmı ailesinden istedi. Çünkü onların iddialarına göre ölüm nedeni eskiden gelen bir rahatsızlığa dayanıyordu. Babamın daha önce kalp yetmezliğiyle alakalı bir rahatsızlığı olduğunu beyan ettiler ve bu parayı ödemeyeceklerini söylediler. Ama ailenin iddiasına göre Nevzat Özendik'in kalp yetmezliği sorunu yoktu. Kalple ilgili hayır, hiçbir sorunu yoktu. Sağlık poliçesi eğer kalp durmasını karşılamayacaksa neyi karşılayacak? Madem babamın kronik kalp rahatsızlığı olduğunu teşhis edebiliyorlardı veya görebiliyorlardı ekranlarından, neden bunu sigortanın içine dahil etmediler? Şimdi tüketici hakem heyetine dilekçe veren Özendik sonucu bekliyor. Onların durumu iddialarına göre farklı. Ama eğer kronik rahatsızlığı olan biri kredi çekiyorsa hem sigorta şirketine hem de tüketiciye düşen bazı sorumluluklar var. Aslında hem sigorta şirketinin hem de vatandaşların üzerinde büyük sorumluluk bulunuyor. Sigorta şirketi sistem üzerinden müşterisinin tüm sağlık bilgilerini öğrenip sözlü olarak da beyan alarak primleri yükseltebiliyor. Aynı şekilde vatandaşlar da herhangi bir sağlık problemi olduğunu beyan ederek böyle bir sorumluluğun altına imza atması gerekiyor. Vatandaşlar kesinlikle dikkat etmeli, hemen kabullenmemeli. Kesinlikle bu gibi durumlarda poliçelerini mutlaka ellerinde bulundursunlar, itirazlarını yapsınlar. Yemekler ziyan olmasın diye çocukları ziyan etmeyi tercih ettiler. Bir gece boyunca dışarıda kalan tavuk pilavı ziyan olmasın diye anaokulu öğrencilerine dağıttılar. Çocuklardan 70'i zehirlendi. Acil servis doldu taştı. Pilavını yemiş, tavuğunu yememiş, iyi gidememiş. Kermeste satışa çıkan tavuk ve pilavın bir kısmı arttı. Ertesi gün anaokulunda çocuklara dağıtıldı. İddia bu. 70 öğrenci ve 2 öğretmen zehirlendi, hastaneye kaldırıldı. Denizli'de 80 çocuğun kaldığı anaokulunda kermes vardı. Veliler evde yaptıklarını getirdi. O ürünler satıldı. Aralarında tavuk pilav da vardı. Büyük bir kısmı da kaldı. Ve iddiaya göre o tavuk pilav çocuklara dağıtıldı. Arttı diye, zebil olmasın diye bugün çocuklara yedirmişler o pilavla tavuğu. O da gıda zehirlenmesine neden olmuş. İshal ve kusma şikayetiyle çocuklar hastanelere akın etti. Tavuk pilavdan yiyen iki öğretmen de acil servisin kapısından içeri kendini zor attı. Anaokulu hakkında soruşturma başlatıldı. Tavuk pilavdan alınan numuneler de incelenmesi için laboratuvara gönderildi. 11 ayın sultanı Ramazan için artık gün sayılıyor. Ramazan pidesi de sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki pidenin fiyatında ve gramajında değişiklik var mı? Vatandaş ve fırıncı memnun mu? İşte bütün bu sorular bugün yanıt buldu. Ramazan yaklaştı. Bu yıl pide kaç lira olacak sorusu da cevabına kavuştu. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı bugün açıklandı. Fırıncılar Federasyonu Başkanı'nın açıklamasına göre 275 gram Ramazan pidesi 2 liradan satışa sunulacak. Vallahi alan var, alamayan var. Herkesin bir bütçesi var. Pidede fiyat geçen seneye göre değişmedi. Ancak gramajı biraz azaldı. Boyutları küçüldü. Geçen sene 300 gramı 2 lira olan Ramazan pidesinin bu sene 275 gramı aynı fiyat. Bu da %8'lik zam demek. Gramajını düşürmeselerdi çok güzel olurdu.
Çünkü herkes bir Ramazan'da zaten her zaman yenilen bir şey değil. Aylık yıllık enflasyonu baz aldığımızda bir yıl içerisinde pidedeki %8 artışı vatandaşlarımızın hoşgörüyle karşılayacağını düşünüyoruz. Ancak fırın sahipleri pidenin fiyatından, müşteriler de gramajının azalmasından şu an için memnun görünmüyor. Her şeye zam geldi, mayaya zam geldi, una zam geldi, işçiye zam geldi. Vatandaş gramaj olarak düşük gramajda yiyecek ama biz de dediğimiz gibi her şeye zam geldiğinden dolayı bu şekilde oldu. Hatta fırıncının bir karı olmadı bu zamdan. Fırıncılar hem gramajın hem fiyatın artmasını istiyor. Maliyetler kurtarmadığı için yani bize göre bir cazibesi olması için 350 gramın 3 lira olması için bizim için daha iyi olur yani. Fırıncılar Federasyonu Başkanı'nın açıklamasına göre İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin gramaj ve fiyatı aynı. Ancak İzmir'de 350 gramı 2,5 liradan satılacak. Geçen sene kilogramı 6 lira 60 kuruş olan pide bu Ramazan 7 lira 20 kuruştan satılacak. Yılda sadece bir ay sofralarımızı taçlandıran pidenin fiyatına ilişkin tartışma sürecek gibi görünüyor. Barış savaşı yendi. Dünya bu buluşmaya kilitlendi. Kore Yarımadası'nda tarihi bir gün yaşandı. 70 yıllık savaş Kuzey ve Güney Kore liderlerinin buluşmasında sona erdi. Buluşmadan çıkan mesajsa memnuniyetle karşılandı. Kuzey Kore Yarımadası tarihi bir gün yaşadı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in buluştu. İki lider Yarımada'nın nükleer silahtan arındırılmasında anlaştı. Barış yolunda ilk adım atıldı. Düşman kardeşlerin buluşmasına sınırdaki Panmunjom Ateşkes Köyü ev sahipliği yaptı. Kim karayoluyla geldiği sınırı yürüyerek geçti. Onu Güney Kore Devlet Başkanı Moon karşıladı. İki lider burada önce kameralara poz verdi, ardından da görüşmeye geçildi. Tarihi görüşmeden anlaşma çıktı. İki lider Yarımada'nın nükleer silahtan arındırılması için ortak deklarasyon imzaladı. İmza töreni tarihe geçecek görüntülerle sona erdi. Kim ve Moon uzun uzun kucaklaştı. Güney Kore Devlet Başkanı iki ülkenin nükleerden arınmak için birlikte çalışacağını açıkladı. Kim ise atılan imzaların yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. İki lider bir de sembolik bir tören gerçekleştirdi. Barış ve refahın sembolü olarak birlikte çam fidanı dikti. Güneyden ve kuzeyden getirilen toprak fidanın etrafına serpildi. Güney Kore ile Kuzey Kore savaşı fiilen bitmiş olsa da iki ülke kağıt üzerinde 1953 yılından itibaren savaş halinde. Kim ve Moon'un imza attığı deklarasyon bu savaşı kesin olarak ortadan kaldırmanın ilk adımı olabilir. Güney Kore bu tarihi buluşmaya kilitlendi. Sokaklarda, okullarda hatta alışveriş merkezlerinde televizyon başına geçen Güney Koreliler görüşmeyi takip etti. Sokaklarda ise 300 kişilik bir grup tarihi buluşmaya karşı toplandı. Onların karşılarında ise 100 kişilik bir grup Kim Moon buluşması lehine slogan attı. Ünlü isimler Mehmetçik için hazırlanan klipte bir araya geldi. Sözünde ve müziğinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katkısının olduğu türkünün adı Milletin Duası. Analar aslan doğurur, vatan aşkıyla yoğurur. Yiğit burada harman olur, milletine siper olur. Ünlü isimler Mehmetçik için bir araya geldi. Başta Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler olmak üzere tüm Mehmetçiklere ithaf edilen türkünün söz ve müziği Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz'a ait. Yıkar bendi, dağlar aşar, mazlumun derdine koşar. Hak yoluna başın koyar, Mehmet'im ey can Mehmet'im. Mehmet'im cephede vurur.
Milletin Duası türküsü için buluşan ünlü isimler arasında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can ve Seda Sayan da var. Ünlü isimleri buluşturan klip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlik ziyaretinin görüntüleriyle son buluyor. Galata Kulesi İstanbul'un sembol mekanlarından biri ve İstanbul'a gelen turistlerin de uğrak yeri. Bugünlerde ise tarihi kulede çok farklı bir görsel şölen var. Gecenin karanlığını muhteşem bir ışık gösterisi aydınlattı. Galata Kulesi izleyenleri kendine hayran bıraktı. Galata Kulesi İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı için renklendi. Görsel şölende kimi zaman kulenin içinden toplar yuvarlandı, kimi zaman da 670 yıllık kulenin tuğlaları yeniden üst üste dizildi. Yaklaşık 2 dakika süren ışık gösterisi İstanbul'un eşsiz manzarasıyla birleşince daha da büyülü bir hale geldi. Galata Kulesi 9 gün boyunca ziyaretçileri bu kez de ışık gösterisiyle ağırlayacak. Görsel şölen 21'de başlayıp gece yarısına kadar aralıklarla sürecek. Piyanist Yiğit Güçlü krediyle sıfır bir motosiklet aldı. Kedisi miyavlayınca 2 gün önce aldığı motosikletin çalındığını fark etti. Ama 3'e karşı tekti. Genç piyanist piyano çalarken hırsızlar da motosikletini çaldı. İki motosikletle gelen üç hırsız çaldıkları iki tekerlekli aracı ayaklarıyla iterek götürdü. Sağlı sollu ayaklarıyla ite ite rahat bir şekilde götürdüler. Kilit falan almaya daha fırsatım olmadı, öyle söyleyeyim. Alındı çalındı yani. Yiğit Güçlü piyano hocası 12 bin liraya krediyle aldığı motosikleti bina girişine bıraktı. Ama daha sadece bir gün bindiği araç hırsızların hedefindeydi. Üç hırsız sabaha karşı iki ayrı motosikletle Kadıköy'deki bu sokağa gelmişti. O esnada Yiğit Güçlü'nün motosikleti de aynen bu şekilde burada park halinde duruyordu. Sinan daha iki gün olmuştu. Yani kilit falan almaya daha fırsatım olmadı, öyle söyleyeyim. Alındı çalındı yani. Hırsızlar evin önündeyken Yiğit Güçlü de piyano başındaydı. Yani evin içerisinde müzik sesleri duyuluyordu. Dışarıda olup biten şeylerden de kimsenin haberi yoktu. Yani o anlarda Yiğit Güçlü burada piyano çalarken hırsızlar da dışarıda onun motosikletini çalıyordu. Evimde oturuyordum. Bir çat diye bir ses geldi. Hatta o arada da kedim miyavladı. Hırsız olduğunu anladım tabii ki. Hemen çıktım dışarıya. Peşlerinden de koştum ama tabii ki yetişemedim. Hırsızlar üçüncü motosikleti de iki motosikletin arasına aldı ve bu sokaktan hızla ilerledi. Ancak o motosikleti çalıştıramadıkları için iki hırsız da ayağını işte bu şekilde dayayarak o motosikleti yani aralarında ittirerek bu sokaktan götürdü. Motosikleti elleriyle sokağın başına ittikten sonra sağlı sollu ayaklarıyla ite ite rahat bir şekilde götürdüler. 12 bin civarı falan bir motosikletti. Bir de kredi çekerek aldım. 24 ay kredisini ödeyeceğim. Çalınan motosikletin daha ilk taksidi bile ödenmemişti. Güçlüye kullanmadığı motosikletin borcu kaldı. Hırsızlarsa kayıp. Geçtiğimiz Ocak ayında Kapıkule sınır kapısında yakalanan 9 yavru köpek bugün ihaleyle satışa çıktı. Ancak fiyatlar beklenenden yüksek olunca köpekleri sahiplenen olmadı. Hepsi birbirinden sevimli, hepsi birbirinden akıllı. Yasa dışı yollarla ülkemize sokulmak istenen 9 yavru köpek fiyatları yüksek olunca sahipsiz kaldı. İnsanları giderse üzülürüm. 9 minik geçtiğimiz Ocak ayında Kapıkule sınır kapısında yakalandı. Köpekler bugün Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından tanesi 1500 liraya satışa çıkarıldı. Ancak alıcı bulamadı. Tabii ki mal gibi satılmasına karşıyım ama yani bunların şu an kaderi bu. Satılmak zorundalar. Yani umarım iyi insanlara giderler. Köpeklerin fiyatı ihaleye katılanlara yüksek geldi. 9 yavru köpek için fiyat teklifi verildi. Kurul teklifleri değerlendireceğini belirtti.
Evet. Kızım için köpeğe için ihaleye girdim. Ama dediğim gibi umarım alırım tabii. 7 Emin'de misafir edilen 4 Çin aslanı, 1 Pak, 1 Terrier, 3 King Charles köpek satılmazsa önümüzdeki günlerde tekrar ihaleyle satışa çıkarılacak. Kiraz 25 liradan tezgahta eriğin ise fiyatı 6 liraya kadar düştü. Artık pazar tezgahlarında kış meyveleri yerini yaz meyvelerine bıraktı. Yaz meyveleri ise faydalarıyla birlikte geldi. Yaz meyveleri yazın sıcağında su ihtiyacını karşılayacak içeriğe sahipler. Yazın ilk müjdecisi çilekti. Ardından diğer yaz meyveleri tezgahları süsledi. Çileğin kilosu 6 lira. İyi yıkanmış bir çileğin faydaları da uzmanlara göre bir hayli fazla. İçerisinde antosiyanin dediğimiz antioksidan bileşenlerle birlikte eklem ağrıları, yorgunluk, halsizlik gibi problemleri ekarte etme sürecine de yardımcı olacaktır. Kayısı kızardı, tatlandı, tezgahlarda yerini aldı. Şimdilik fiyatlar 8 ila 10 lira arasında seyrediyor. Bakalım ilerleyen haftalarda ne olacak? Efendim fiyatlar değişecek mi? Değişir, kesinlikle değişir. Şimdi 8 lira ama bir ay sonra 5 liraya 4 liraya kadar düşer. Beta-karoten içeriğiyle birlikte özellikle göz sağlığı, cilt sağlığı, cildin sıkılaşması ve tenin nemini kaybetmemesi adına en sevdiğimiz meyvelerden bir tanesi. Bağırsak hareketlerini de destekleyebileceğini söyleyebiliriz. 3-4 tanesi bir porsiyon olarak değerlendirilebilir. Eriği sabırsızlıkla bekleyenler şüphesiz artık mutlu. 25 liradan sezonu açan erik 6 liraya kadar düştü. Uzmanlar özellikle tansiyon ve kilo endişesi olanları eriği tuzsuz yemesi konusunda uyardı. Lif oranı yüksek meyvelerimizden bir tanesi fakat tuzla birlikte değil tek başına tüketilmeli. Ortalama 10-12 adet erik bir porsiyon meyveye eşdeğerdir. Havaların ısınmasıyla çilek de mis kokusuyla tezgahları süsledi. Çileğin fiyatlarında çok fazla bir dalgalanma yok. Genellikle 6-6,5 lira arasında seyrediyor ve yine kırmızı meyve. Dutun da kilosu 10 lirayla 14 lira arasında değişiyor. Şeftali beta-karotenden çok zengin. Yazın antioksidan kapasitesiyle bağışıklık sistemini korumada ve içeriğindeki suyla birlikte sıvı ihtiyacını karşılamada büyük öneme sahip. Fiyatlarda şimdilik rekor kirazda. Eğer evinize 1 kilo kiraz almak istiyorsanız en az 15 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ve tezgahına göre kirazın fiyatları 25 lirayı buluyor. Ve bir sürede böyle devam edecek gibi görünüyor. Eklem rahatsızlıklarını gideren, uykuya geçiş süresini kısaltan ve özellikle uykusuzluk problemi yaşayan bireylerde melatonin dediğimiz hormon salgısını düzenleyerek kişinin daha rahat bir uykuya sahip olmasını destekleyen bir meyvedir. Yaz meyvelerinin faydaları saymakla bitmiyor. Ancak uzmanlar özlemle beklenen bu meyveleri tüketmeden önce dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Meyvenin çok tüketiminde yağ miktarını arttırır. Meyvenin içinde yağ yoktur fakat şekerin fazlası yağa çevrileceği için karın bölgesinde ve bacaklarda yağlanma miktarını arttırabileceğini söyleyebiliriz. Annesiz kalan 3 yavruya milli parklar sahip çıktı. Beslenmeleri ve bakımları özel olarak yapılıyor. Yavru ayılar biberonla besleniyor. Çimlerde dolaşıyorlar, kefir ve balla besleniyorlar. Annesiz kalan 3 yavru ayıya bebek gibi bakıyorlar. Bu sevimli minikler henüz 1,5 aylık. Biri Rize'de bulundu, diğer ikisi Artvin'de. Artvin'deki yavru ayılar yollarını kaybetmiş ve köy yoluna inmişti. Yoldan geçenler onları fark edip milli parklara teslim etmişti. Sen abi sen kapıyı aç, arkadan alınır yavru. Yok mu oğlum ayıda? Bir kez değil mi? Çok güçlü herhalde. Bir dişi bir erkek. Bulunduktan sonra kontrolleri yapılan yavru ayılar Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Karacabey'deki merkezin 79, 80 ve 81. sakin oldu. Annesiz yavrular günde 4 kez ballı kefir içiyor. Gelişimleri için biberonlarına bebek maması da ekleniyor. Enfeksiyon kapma riskine karşı bakıcıları hariç kişilerin temasına da izin verilmiyor. Veterinerler miniklerin adını Tolga, Aydın ve Lesi koydu. Tolga çok insana yakın, cana yakın bir hayvan. Sürekli bizimle oynuyor. Lesi biraz daha sinirli, agresif Tolga'ya göre. Aydın
çekimser. Çok fazla bize yaklaşmıyor. Biraz korkuyor. Bir ay sonra... Yavru ayılar 30-40 yıllık ortalama ömürlerinin sonuna kadar bu barınakta kalacaklar. Farklı illeri gezdiler, kapı kapı dolaşıp büyü bahanesiyle kurbanlarını ağlarına düşürdüler. Son işlerinde yakalanan dolandırıcılar kendilerini görüntüleyen habercilere de saldırdı. Dedi ki içeride bir sıkıntım var. Ben de dedim çocuğum yok. Evin sahibini can evinden vurdular. Evinizde büyü var yalanıyla altınlarını ve parasını aldılar. Ama fazla kaçamadılar. Evet dedi, büyü var dedi. Dedi sen çocuğun olmuyor dedi. Senin iki kişi dedi. Senin şeyini bağlanmış. Esengül Sönmez'in evine gelen dolandırıcılar kapıyı çaldıklarında ev sahibini ürkütmek istemedi. Başta kendileri için geldiklerini söylediler. Biz adak adamışız. Yedi kapıda şeker topluyoruz. Bir tane şeker, ben de şeker kabıyla uzattım. Ev sahibesini lafa tutan dolandırıcılar sende büyü var dediler. Esengül Sönmez'i evden çıkardıktan sonra da asıl amaçlarına ulaşmak için eve girdiler. Altın ve paraları aldıktan sonra da kaçtılar. Eve dönen genç kadın dolandırıldığını anlayınca soluğu karakolda aldı. İkisi kadın, üç şüpheli Erzincan'da yakalandı. Bilezik ve paralar Sönmez çiftine teslim edildi. Akraba oldukları ve farklı illerde büyü bozma bahanesiyle insanları dolandırdıkları ortaya çıktı. Zanlılar adliyeye sevk edilirken gazetecilere saldırdı. Üç dolandırıcı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Hızını alamayan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Ama o kadar süratliydi ki o kazayla 3 aracı daha perte çıkardı. Sürücü hızını alamadı, park halindeki araçlara çarptı. 4 araç perte çıktı. Çok süratli gidiyordu. Şuna bak ya, çok kötü olmuş. Sabah saatleriydi. Siyah otomobilin sürücüsü park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında peş peşe sıralanmış 3 araç daha zincirleme olarak çarpıştı. Şuna bak. Hepsi pert. Mahalleli büyük bir gürültüyle uykusundan uyandı. Cep telefonlarına sarıldı. Siyah otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 araç da hurdaya döndü. Motosikletli gruba yol vermedi. İçlerinden biri buna çok sinirlendi. Tam bu hareketin kavgasını yapmaya hazırlanıyordu ki sürücü onun canına kastetti. Öyle öfkeliydi ki onu kimse durduramadı. Önce çarptı, sonra üzerinden geçmeye çalıştı. Hatta adeta ezmek için uğraştı. Motosiklet sürücüsü canını son anda kurtardı. İlginç olayın adresi Brezilya. Yoldan geçen bir araç motosikletlilerin önünü kesti. Buna tepki olarak bir motosiklet sürücüsü aracı durdurmaya çalışınca olanlar oldu. Otomobilin sürücüsü motosikletliyi böyle ezmeye çalıştı. Talihsiz adam şaşkınlığı üzerinden atınca aracın peşine koştu. Ancak son sürat kaçan şoförü kimse durduramadı. Ufak bir hatırlatmayla gideceğiz reklamlara. Show Haber WhatsApp ve BIP ihbar hattı telefon numaralarımız 0536 266 90 0 0536 266 90 02. Şimdi sırada reklamlar var.